Tekrar kocaman selamlar. Bu haftaki konuğum Everest klanı olacak. Everest klanının Stephanie Cup'ta son şampiyonlarından bir tanesiyle olan bir maçını izleteceğim sizlere canlı canlı. Bu savaşta Erto ve Samet'in özellikle çok iyi performanslarını sizlere göstermek istiyorum. Rakip klan bildiğiniz kurallara uymayarak ikinci saldırılarını da yaptılar. Buna rağmen Everest ekibi çok iyi bir başarı kazandı. Ve rakibini buna rağmen yenmeyi de başarıyor. Onlara da canı gönülden tebrik ediyorum. Ve dilerseniz şimdi saldırıların olduğu videoya geçelim arkadaşlar. Sırada Erto var. Kara saldırıları konusunda özellikle Binici Madenci'de usta bir isim. Aynı zamanda Okçu Kraliçesi'ni son ana kadar yaşatmasıyla meşhur. Erto üst bölgeden Okçu Kraliçesi'nin yürüyüşüyle başladı saldırısına. Belediye binası açıldığı anda hemen öfke takviyesiyle kraliçesini korumayı başarıyor. Kraliçe zehire çok fazla sokulmadı, bu iyi haber onun için. Barbar ve Uçan Kışla sol bölgeden koridoru oluşturmak üzere geliyorlar. Alt bölgeyi Barbar ve Uçan Kışla'ya bırakacak Erto. Binici Madenciler güzel girdiler o bölgeden. Bakalım koruyucusunu kullanacak mı? Çünkü önünde Kaya Saçar ve Taktik Avcı bölgesinin yoğun olduğu bir alan var. Ve koruyucunun özelliği kullanıldı. Zamanlaması mükemmel diyebiliriz. Saldırının şu halinden bile %100 başarıyla sonuçlanacağını anlamak mümkün. Ve bu saldırı itibariyle de Erto hanesine bir üçlük kazandırıyor. Tebrik ediyoruz kendisini. Saldırının başında da ifade ettiğimiz gibi kraliçesini yaşatmasıyla meşhur. Gördüğünüz gibi de son ana kadar kraliçesini yaşatmayı başardı yine. İzlemesi çok keyifli, taktiksel açıdan çok mükemmel bir saldırıydı. Erto'yu tebrik ediyoruz ve diğer saldırıya geçiyoruz. Evet, saldıran Samet. Samet saldırısında tazı balon kullanacak gördüğümüz kadarıyla ve ilk girişini yapıyor. Eğer iyi yine konumlandırabilirse mükemmel bir saldırı gelebilir buradan. Ve harika konumlandırıyor. Merkezde süper büyücüler enfes bir iş çıkaracaklar. O kadar önemli birimleri indirdiler ki köyün neredeyse yarısı bitti diyebiliriz. Klan karesinde tazı ve buz golemi olduğunu görüyorum. Okçu kraliçenin temizlemesi için aşağıya doğru çekiyor. Kraliçe alt sağ bölgeden yürüyüşüne devam edecek. Ve Barbar desteğe geldi duvar kırıcı ile beraber. İstediği koridoru oluşturduktan sonra tazı bolana başladı.
ve belediye binası tarafından tazip olana başladı. Belediye binasındaki patlamadan sonra hemen bir acele ya da öfke büyüsüyle kaçması gerekecek aceleyi tercih etti. Çok yoğun bir balon ilerleyişi görüyoruz. Saldırının 3 olma ihtimali yüksek. Ancak ortada bir zaman sıkıntısı var. Bunu nasıl telafi edecek göreceğiz. Kahramanlardan Royal Şampiyon ve Büyük Koruyucu ayakta. Royal Şampiyon'un özelliği henüz kullanılmış değil. Derken kullandı. Üçlüye aday mükemmel bir saldırı ancak süre sorunu yaşıyoruz. Bu saldırıdan 3 gelmiyor ancak enfes bir saldırı izledik. Teşekkür ediyoruz Everest Club'ından Samet'e. Sırada yine Erto var. Yine birinci madenci saldırısı yapacak gördüğümüz kadarıyla. Kraliçesi yine bu kez üstten yürüyor. Yine teknik anlamda çok klas bir saldırı izleyeceğimizi düşünüyorum. Kraliçeyi inatla belediye binasına doğru yönlendirmeyi tercih etti bu bölgede. Klan karesinden gelen birimlere müdahale var şu anda. Erto'nun bir de en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de kraliçesi son ana kadar canı düşse bile öldürtmüyor. Ben bunu çok şahit oldum. Belediye binası açıldığı anda görünmezliği mükemmel düşündü o bölgede. Artık koridorunu oluşturduğuna göre saldırısına başlayabilir. Birinci madencinin %30'u 35'i kraliçenin yürüyüşüne bağlıdır biliyorsunuz. Bakın kraliçenin canı ta nelerden döndü yine de öldürtmedi onu. İlerleyiş itibariyle bu saldırının da 3 olacağı çok belli duruyor. Bu saldırının en temel özelliklerinden bir tanesi hem kraliçeyi hem de ana orduyu eş zamanlı takip etmeniz gerekiyor. Yapacağınız en ufak bir hata belki de saldırının başarısız olmasına sebebiyet verebilir. Ve yine türünün çok güzel örneklerinden bir tanesi olan bir saldırıyla Erto güzel bir üçlüye imza atmayı başardı. Karşımızda yine Samet var. Hibrit diyebileceğimiz bir saldırı yapacak Samet. Gördüğümüz kadarıyla saldırısında en çok kullanacağı ögelerden bir tanesi sinsi goblinler. Sinsi goblinleri belediye binasına almak için kullanacak, onun için şimdilik koridorunu oluşturuyor. Belediye binası bayağı bir dişli çıktı bu arada. Görsel anlamda hakikaten çok zevkli bir saldırı şu an izlediğimiz. Üst bölgeye hem klan kalesini çekerek hem de girişini yaparak başlamış oldu.
Saldırısında kara ve hava unsurlarının tümünü çok etkili bir şekilde kullanması gerekecek. Bu biraz da bir şov saldırısı diyebilirsiniz. Koridorunu çok güzel açtı. Taktik avcı tarafı üzerinden girmeyi tercih edecek bu bölgede. Sıra dışı unsurlar kullanıyor saldırısında. Bütün saldırıda kullanılacak unsurların tümü planlanmış. Ejder binicilerin giriş yönü soldan oldu. Gerçekten bu saldırıda tahmin edebileceğimiz unsurlar yok. Köyde yer alan tüm savunmalara yönelik olarak birimler basmış ve büyüler seçmiş. Saldırının şu ana kadarki olan sürecinde gerçekten çok başarılı bir saldırı olduğunu söyleyebilirim. Başarısı taktiksel ve görsel anlamda hakikaten çok tatmin edici olması ve ezber bozan bir saldırı olması. Kullandığı her bir birim, her bir büyü, hepsi nokta atışı istediği şekilde planlanmış şekilde yerlerine oturdu. Ve Everest klanından Samet bir üçlük daha almayı başarıyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Everest klanına bu harika saldırılar için çok teşekkür ediyoruz. İzlerken çok keyif verdi. Aşırı keyif aldık. Everest klanının tüm üyelerine de buradan sevgiler olsun diyoruz. Bu videoyu da izleyen siz değerli dostlarımıza da canı gönülden teşekkür ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni, bir de paylaşım yapmayı unutmayın. Eğer devamı gelsin istiyorsanız da kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz diyoruz. Ve hepinize esenlikler diliyoruz.